Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Fatma'nın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Uzunca bir video çekme uğraşlarından sonra inşallah bu videoyu tamamlayabilirim. Çünkü Sevgi Hanım'a kargo hazırlıyordum arkadaşlar, Sevgi Kılıç Hanım'a. Olmadı. Video bir şekilde kesildi. Ondan sonra tekrardan bir video başlayalım dedim. Benim biliyorsunuz diğer balkonda böyle bir şey var. Nasıl söylenir? Kasa var. Köpük kasa. O kasayı boşalttım, onu bir çekeyim dedim. Yok, olmadı arkadaşlar. Onu da çekemedim. Beceremedim ya. Kimin bana nazarı ulaşmışsa bu konuda bir maşallahını alayım onun. Ondan sonra şimdi bu tam dördüncü video denemem. O bakın, bunu da inşallah ekebilirim. Orada söküm yaptım. Söktüğüm bitkileri de böyle boş yerlere ekeceğim, biliyorsunuz. Şunu ben anaç ayenium yapmaya çalışıyorum. Ve anaç ayeniyumu arkadaşlar şöyle ekeyim istiyorum. Tabii ekerken de illa kırılıyor, dökülüyor arkadaşlar. Oluyor yani, bizde de olmuyor değil, oluyor. Şöyle. Başka oradan ne çıktı kasada? Kasadan çıkanları da ben size tek tek göstereyim. Şöyle çok da şunların dibine ekip de bunların formlarını da bozmak istemiyorum. Şu Baldi'yi arkadaşlar, Baldi de orada çok karanlıkta kalmış. Böyle formsuz olmuş. Şöyle bir grapto çıktı. Yine graptoyu da ziyan zebil etmiyoruz. Biliyorsunuz graptoları da ekiyorum. Kargolara koyuyorum. Sen bilirsin kargolarında. Çünkü gönderiyorum. Çünkü sen bilirsin kargoları yeni başlayanlar için müthiş ideal bir kargo. Şöyle bir tane bir değişik bir tür bitki buldum arkadaşlar yine o kasada. Onu biraz böyle yüzeysel bir yere ekeceğim. İnşallah onu da hani yel götürdü, sel götürdü olayı gibi olmaz inşallah. Şunu buraya ekeceğim. Biliyorsunuz benim taş sarmaşık vardı. Konuşamadım. Şöyle o taş sarmaşıktan da sarmaşık. Evet, yine söyleyebildim. Onu da böyle. Onun köklerini kestim arkadaşlar. Çok kökleri, o kadar köklüydü, o kadar köklüydü ki bütün kasayı sarmıştı. Aslında şuraya ekmemek lazım. Ama kargolarda genelde istenilen bir tür olduğu için buradan söküp gönderim yaparım diye buraya ekeceğim. Çünkü müthiş kök tutan, bence diğer bitkileri de böyle kuruda bırakan bir bitki. Ama işte sen bilirsin kargosunda bir şekilde gönderilir diye şuraya ekimini yapacağım. Şimdi şu kaldı. Keşke şunları da videodan önce bir ayırsaydım. Ama ayıramıyorum. Makas da yanımda değil. Videoyu da durdurmak istemiyorum. Bir de şu var arkadaşlar. Onun da ekimini yapacağım. Bu nereden? Bunun hikayesi de şöyle. Biz pazar gün pikniğe gitmiştik. Piknikte arkadaşlar çocuklar sukulent satıyorlar. Ondan sonra hadi yardımcı olmak için dedim. Ben de dedim alayım. Orada birkaç kişiye de seçtik, verdik falan. Ondan sonra bu taş sukulentten bende olmadığını fark ettim. Onu da birisine bu çok güzel, bunu alın dedim. O da aldı.
Sonra hadi dedim bana da bir tane getirin. Çocuk gitti arabaya getirdi. Sonra dedi ki siz de Fatma'nın hayatı mısınız dedi. Ha bu arada Instagram'ımı istedi. Ben sizi takip ediyormuşum dedi. Sonra siz de Fatma'nın hayatı mısınız dedi. Ben de evet dedim. Bakın çok akıllıca bir şey yapmış çocuklar arkadaşlar. Bu fincanın altını delmişler. Ama biliyorsunuz böyle küçük şeylerde orada çok da ısrar ettim bana fincanı da falan vermeyin diye ama onlar da hani orada onu sökemeyecekleri için neyse verdiler. Öner Çiçekçilik diye arkadaşlar Instagram'dan girip bakarsanız yani lise öğrencisi bunlar. Sonra dedi ki ben sizi dedi bayağıdır takip ediyorum ve dedi videolarınızı dedi her akşam dedi videonun açılmasını dedi yani böyle dört gözle dedi bekliyorduk dedi. O kadar küçük yaşta da çocukları arkadaşlar kendi çocuklarım yaşında hatta abim falan da güldük yani insan böyle gerçekten tuhafına gidiyor yani ben normalde bunu kendimi de göstermediğim için hiç rastlamayacağım insanlara çekiyorum gibi geliyor ama kendini seni tanıyan birilerine çekiyor olmak böyle komik oluyor. Yani sayfasına girer bakarsanız arkadaşlar Öner Çiçekçilik diye en azından çocuklar piknik yerlerinde satış yapıyorlardı. Eksiğiniz varsa oradan da alırsınız. Ben de böyle biraz bunlardan dedim birkaç böyle dağınık koyayım ki örtücüleri biliyorsunuz. Sen bilirsin kargolarında ben çok gönderiyorum. Hususi de isteniyor yani. Şunu ekemedim. Bunu mecburen diğer balkona götüreceğim. Diğer balkonda ekim yapacağım arkadaşlar. Sevgi Hanım'a şuradaki benim komşu çatlatan paskalyalarımı gönderdim. Şunları da kopartayım bari de arkadaşlar en azından alttan büyüyenler büyüsünler. Şöyle. Arkadaşlar bugünlük video bu kadar olsun. Şunların ekimlerini ben tam bitireyim. Ondan sonra biraz böyle toparlama işleri var diğer balkonda da onlara da bir halledeyim. İnşallah çok daha güzel günlerde görüşürüz. Çok daha bol bereketli günlerde görüşürüz. Hoşça kalın.